Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. <laughs> ya işte bankaların çekisi devam ediyor. Yani ne olsun bu Koca Akbank, daha Garanti. Hem yani bir yerde insanın aklı değermiyor. Ee, hakikaten gerçekten aklı ermiyor yani. Yani ne istiyorlar bu balinalar? Daha ne olması lazım bu Akbank'ın abi? Kaç para olması lazım bu Akbank'ın? Kaç para olsa memnun olacaklar yani? Bankalarımız bedava kaldı, gerçekten bedava kaldı ve bu üzücü. Tabii yatırımcısı da üzülüyor, bekliyor aylardır. Ha geldi, ha gelecek, geliyor mu? Dur bakalım. Şimdi neyse, bir önce kendi analizimizde özetle başlayalım. Ee, biz burada bir, yani ben burada bir şey yap, iki dip ve ardından bir yükseliş e, olacağını düşünüyordum. Yani oldu mu? E formasyonu uydurursak oldu. İşte şöyle formasyonu uydurursak oldu ama ikili dibin arkasından böyle bir çıkış mı gelmesi gerekiyordu? Hayır. İkili dibin arkasından <laughs> artık daha yüksek e, fiyat seviyelerinin gelmesi gerekiyordu. Ama gelmedi. E, bundaki en büyük etken de e, biliyorsunuz ki açığa satış e, Bist 30'da açığa satış serbest bırakıldı. Neden serbest bırakıldı? Çünkü bundan daha önceki bir banka videosunda bahsetmiştim. E, MSCI, Ayşayrıt MSCI e, bir yerde bir ultimatom verdi. Borsa İstanbul'a dedi ki arkadaş sen açığa satışı serbest bırakmazsan ben seni bir alt lige düşürebilirim dedi. Yani bir alt lige veya bir alt lige daha ki altı yine de düşürebilirim dedi. Şimdi biz gop pazarıyız. Bildiğiniz gibi gelişmekte olan e, ülkeler piyasası. Bunun e, bir altına düşürseydi bizi e, sanıyorum Ukrayna Uk e, Ukrayna eee ve tabii Macaristan filan oralarda o piyasaların arasına girecektik. Bir alt daha, daha lige düşürürse e, o zaman da işte e, Lübnan, Fas, Filistin, evet Filistin diyorum yanlış anlamadığınız oranda bir piyasası var. O piyasayla bizi eş değer yere getirecekti ve ben benim yorumum bu. MSCI, e, Ayşayrt, MSCI bunu uzaktan bakıp piyasaya giremediği ettikleri için yabancıların yaptı arkadaşlar. Çünkü yabancılar açığa satışı olmayan piyasalarda hedging yapamayacakları için giremiyorlar. Yani bazı ülkelerde mesela tam Londra'da açığa satış Londra borsasında tamamen yasak. Hiç olmadı. Serbest olmadı. Diyor. Onları da düşürün o zaman. Lik düşürün. Ve bugün ee, bu karar alındı. Bunun da cezasını BIST 30 hisseleri frene basarak çekti. Şimdi açar satış olacağı zaman şu anlama gelmiyor. Yani illa bir düşüş olacak anlamına gelmiyor. Ama açar satış yapanlar düşüşlerden para kazandığı için de veya bazı hisseleri daha aşağılardan alabilmek için açar satış yapıyorlar. Ee, şu anlık bir stotuzla limitlendirildi. Zaten açar satışın olduğu ilk gün. E, Biz 30 maşallah %2'leri, %2,5'ları falan gördü eksi. %2, %2,5'ları. Şimdi bu da bir BIST 30 hissesi. Akbank yüzde bir bankamız. Ee, güvenilir ve sağlam olarak telakki edilen yatırımcılar tarafından e, sevilen bir bankamız. Daha önceki e, videodaki hani fo, bu formasyona dayalı bir tamamlama oldu ama bir çıkış görmediğimiz için yeniden e, destek direnç seviyelerini belirlemenin çok da bir anlamı yok. Burada şöyle bir e, şey çıkmıştı. O işaretleyeyim. Ya hakikaten baktığım zaman sinirleniyorum ya. Yani. Ya daha kaç para olsun bu bankalar arkadaş yani. Ne istiyorsunuz? Bedavaya banka mı verelim? Şurada demiştik ki bir şey 6.25 e, direnci var. Orayı kıramadığı müddetçe daha yukarıları e, tabii ki mümkün değil. Ve 5.98, e, 6.01 bu aralık 6.0 boş 5.98 aralığının üstünde bir kapanış ve kalıcılık sadece bakın kapanışı yaptı burada. Burada da yaptı ama bir kalıcılık olmadı. Bir kapanış ve kalıcılık gerçekleşmezse yukarı hareketler sınırlanabilir, zorlanabilir bilir yani insanların beklediği 7 liralar 7.5 liralar birazcık zor olur nitekim çok volatil işte açığa satışın gelmesiyle ne oldu hacimler katlandı hacmi arttı kağıdın ama bu hacim maalesef açığa satmayan kağıda elinde tutan yatırımcı için bu hacimler bir şey ifade etmiyor şimdi seviyelerde bir değişiklik yok ee, yine 5.98'in üstünde kapanışlar lazım ee, bir şey görmek için hani daha e, yukarı bir hareket yap yapmayacağını tespit edebilmek için yine 5.98'e bağımlıyız arkadaşlar burada 5.98'in üstünde kapanışları teyidini almak lazım orada kalıcılık olması lazım o takip edilmeli 5.98'in üstü daha sonra 6.25 takip edilmeli. Yani buralarda 6.25'e çarpamadı bile ne yazık ki. Bunlar takip edilmeli. Tabi artık aşağı seviyelerde de bir ara direnç oluşmuş oldu. 5.88 seviyesi artık bir ara direnç noktası düşüşte. Ve 50 günlük basit ortalamamız 5.78 yine bir ara direnç olarak destek olarak pardon karşımıza çıkıyor. Yani bir düşüşte takip edecek seviyeler sırasıyla bunlar 5.88 ve 578 seviyesi destek olarak direnç olarak da yine 598 ve 625 seviyesi tabi burada 625 seviyesi en kritik seviye bir yükseliş olursa çünkü 625'in aşılması halinde bir dahaki karşı karşımıza çıkacak direnç 656 arkadaşlar dolayısıyla yüksek rakamlar bekleyen arkadaşlar yukarıda 625'i takip etmesi lazım. Akbank'la ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Şimdilik bir formasyon yok, gözükmüyor bir formasyon. Yani günlükte bakıyoruz biz, günlükte bir formasyon gözükmüyor. Seviyelerimizde bunlar, bunları takip etmek gerekiyor. Başka da bir şey söylemeyeceğim. İyi akşamlar, teşekkürler.